Kardeşlerim merhaba. Üzerine hiç düşünmediğimiz, çok da farkında olmadığımız Allah'ın sayısız nimetine sahibiz. Bu videoda bu nimetlerden ve bu güzelliklerden birinden bahsetmek istiyorum. Farkındalığımızın artması, bilgimizin artması ve Allah'a yönelişimize vesile olması için. Yine bedenimizde seyahat edeceğiz ve kemiklerimizin arasında bulunan muhteşem yağlama sistemini konuşacağız. Öncelikle iskelet sistemimizden biraz bahsedelim. Bu bütün olarak baktığımızda bu mühendislik harikası iskeletimiz ne işe yarıyor? Bu kemik kule vücudumuzun dik durmasını sağlıyor. Hareket etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bir diğer önemli görevi de iç organlarımızı koruyor. İç organlarımızı koruyor derken hemen burada size bir soru yöneltsem ve desem ki korunmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz yani en önemli iki organımız nedir diye sorsam eminim birçoğunuzun aklına hemen beyin ve kalp gelecektir. Gerçekten de beyin ve kalbin en önemli iki organımız olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve iskeletimize bakıyoruz. Bu en önemli iki organın çok sağlam koruma altına alındığını görüyoruz. Beyin kafatası kemikleriyle çok sağlam bir koruma altında. Kalbimiz de kaburga kemikleriyle yine aynı şekilde çok sağlam bir koruma altında. Adeta şunu söyleyebiliriz. En önemli iki organ, beyin ve kalp, en önemli iki korumaya alınmış. Bakın bilinçli tasarımın, yaratılışın izlerini ve delillerini burada görüyoruz. Yine iskeletimizin bir diğer önemli görevi de kanımızın üretildiği yer olması. Kanımız kemiklerde üretiliyor. Ve iskeletimizde, kemiklerde aynı zamanda mineraller de depolanıyor. Biz bu minerallere ihtiyaç duyduğumuzda bu mineral depolarından alınıyor ve kullanılıyor. Tabii ki biz hiç farkında bile olmadan bu hizmet her an Allah tarafından bize sunuluyor. Bu konuların üzerine hiç düşünmemiş, bu konuları bilmeyen insanlarda dahi bu hizmet her an sunuluyor. Yetişkin bir insanda bu mühendislik harikası dediğimiz iskeletimiz yaklaşık 206 kemikten oluşuyor ve bu kemiklerin her biri kullanıldığı yere göre hem bu kemiklerin uzunluğu hem de şekli özel olarak tasarlanmış, özel olarak yaratılmış. Ne demek istiyorum? Buna da bir örnek vereyim. Örneğin boyun omurumuzdaki kemikleri düşünelim. Başımızın 180 derece bakın sağa ve sola dönmesine müsaade edecek şekilde yaratılmış. Yani şu tasarım sayesinde hayatımız gerçekten büyük oranda kolaylaşıyor. Şu tasarımın olmadığını düşünün. Sağ tarafa bakmak için bütün bedeninizi sağa çevirmeniz gerekecekti. Veya sola bakmak için bütün bedeninizle sola dönmeniz gerekecekti. Lütfen deneyin. Aşağı ve yukarı bakmayı deneyin. Neredeyse imkansız hale gelecekti eğer boynumuzdaki şu tasarım olmasaydı. Bakın belki de dünyadaki insanların neredeyse tamamının üzerine hiç düşünmediği bu konu hayatımızda ne kadar büyük kolaylık sağlıyor. Ve bu şekilde Allah'ın farkında olmadığımız sayısız nimetine ve güzelliğine sahibiz. Gerçekten Allah'ın nimetlerini saysak ve ona ne kadar teşekkür etsek de biz bu nimetleri saymakla bitiremeyiz. Gelelim iskeletimizdeki yağlama sistemine. Şimdi makine parçalarını düşünün. Makine parçaların birbiri üzerine sürtündüğü için aşınma olmaması için ne yapıyoruz? Yağlama yapıyoruz. Böylece o bölge kolay hareket edebiliyor. Aşınmanın önüne geçiliyor. Aslında aynı şey bedenimiz için de geçerli. Biz sürekli ne yapıyoruz? Sürekli hareket halindeyiz. Ve iskeletimiz de sürekli hareket halinde olduğu için aynı sorun iskeletimizde de var. Kemiklerin birleşim yerlerinde aşınma olma sorunu var. Aslında makine parçalarında yapılan yağlamanın aynısı, aynı mantık iskeletimizde de gerçekleşiyor. Tabii ki bu bize bırakılmamış. Biz hiç farkında bile olmadan
tam olması gereken yerde, yani iki kemiğin birleştiği yerde, kemiklerin bu birleşim yerlerinde, eklem yerlerinde yağlama yapılıyor. Muhteşem bir yağlama yapılıyor. Şimdi bunun detaylarından biraz bahsedelim. Allah'a olan hayranlığımızı daha da yukarıya çıkaralım inşallah. Eklem sıvısını üreten yer, bakın hemen eklemi saran eklem zarı dediğimiz, sinovyum dediğimiz yer var. İşte eklem sıvısını üreten yer sinovyum, yani eklem zarı. Ve eklem zarı tarafından üretilen bu eklem sıvısının özelliği nedir? Özel bir madde, özel olarak yaratılmış bir madde. Kayganlaştırıcı bir madde ve o bölgenin yağlanmasını sağlıyor. Eklemlerin kolay hareket etmesini sağlıyor. Ve böylece hareket ederken kolay hareket edebiliyoruz. Bu yağlama sayesinde herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Eklem sıvısının özelliğinden biraz bahsetmek gerekirse, eklem sıvısının kıvamı arkadaşlar tam olması gerektiği gibi. Çünkü bir yağlama sıvısının akışkanlığı, kıvamı önemlidir. Eğer olması gerekenden biraz daha katı olursa gereği gibi yağlama yapamayabilir. Yine çok akışkan olursa da yine yağlama yapamaz. Yani belli bir aralıkta, kullanıldığı yere göre belli bir aralıkta olması gerekir. Ve eklem sıvısının kıvamına bakıyoruz tam olması gerektiği gibi. Daha iyi anlamamız için bilindik bir maddeyle kıyaslayayım. Yaklaşık olarak yumurta akının akışkanlığına sahip. Eklemlerimizde, yani kemiklerin birleşim yerlerindeki bu eklem sıvımız. Eklem sıvısının miktarına baktığımızda da yine çok verimli olduğunu görüyoruz. Yani az miktarda eklem sıvısıyla kaliteli bir yağlama yapılıyor. Ne demek istiyorum? Örneğin eklemlerimizden enjektörle çektiğimizi düşünün. Bu yağlama sıvısını, eklem sıvısını. Sadece arkadaşlar 0,5 mililitre kadar, yaklaşık 10 damla kadar bir eklem sıvısı elde ederiz. En fazla eklem sıvımız nerede bulunur diye sorarsanız diz eklemimizde bulunuyor. Orada bile sadece 1 ile 4 mililitre arasında kadar bir eklem sıvısı elde ediyoruz. Yani az miktarda bir yağlama sıvısıyla o bölge verimli şekilde yağlanabiliyor. Eklem sıvısının içeriğine bakarsak, içeriğinde de özel olarak yaratılmış maddeler mevcut. Bunlara da bir örnek verelim. Örneğin eklem sıvısının içinde hyaluronik asit dediğimiz özel bir madde var. Bu asitin özelliği kendi ağırlığının yaklaşık 1000 katına kadar su tutabilme gibi muazzam bir özelliğe sahip. Bu ne işe yarıyor? Su tutabilme özelliği olduğu için ne oluyor? Eklem bölgesinin nemlendirilmesi sağlanmış oluyor. Bakın içeriği de mükemmel maddelerle tasarlanmış. Herhangi tesadüfen oluşmuş işe yaramaz maddelerle değil. Peki eklem sıvısının eksikliğinde ne oluyor? Halk arasında mutlaka duymuşsunuzdur. Kireçlenme olarak bilinen osteoartrit hastalığı meydana geliyor. Kemik yüzeyleri, kıkırdak yüzeyleri birbirine sürtünerek aşınma meydana gelebiliyor ve bu kişiler, çevrenizde görmüş olabilirsiniz, yürürken bile özellikle diz eklemlerinden dolayı acı çekebiliyor. Tabii kireçlenmenin, bu eklemlerdeki bu sıkıntının en önemli sebebini de söylemek lazım. En önemli 3 sebebi arkadaşlar, aşırı kilo, ileri yaş ve aşırı hareketsiz bir yaşam. Bu sebeplerden dolayı genellikle bu sıkıntı ileri yaşta ve aşırı kilodaysanız meydana gelebiliyor. Tabii bu hastalık sayesinde aslında biz bu nimetin de, üzerine hiç düşünmediğimiz bu nimetin de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Allah'a teşekkür etmemiz gerektiğini, eklemlerimizde yapılan bu yağlamanın aslında önemli olduğunu görüyoruz. Gerçekten Allah'a yönelerek bu konuda teşekkür etmemiz gerekiyor. Eklem sıvısını üreten eklem zarıyla ilgili, sinovyumla ilgili de ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Eklem sıvısını üreten bu tesisimiz, yani eklem zarı, sinovyum, kendini yenileyebilme gibi muhteşem bir özelliğe sahip. Yani eklem sıvısını üreten fabrika, eklem zarımız, kendini onarabiliyor. Gerçekten çok üstün bir tasarım, çok üstün bir teknoloji. Allah'a olan hayranlığımızı arttıracak önemli bilgiler. Ve bakıyoruz, hem miktarıyla, hem kıvamıyla, içeriğiyle ve olması gereken yerde bize fayda sağlayacak olan bu tasarım karşısında
hakikaten Allah'a teslim olmamak, ona teşekkür etmemek mümkün değil. Dikkat ederseniz kemiklerin uçları da kıkırdak dediğimiz bir özel yapıyla kaplanmış. Hemen bakın, kemiklerin uçlarını kıkırdak dediğimiz yapı kaplamış ve kıkırdağın görevi nedir? O da oraya bir amaç gereği yerleştirilmiş. Kıkırdak arkadaşlar kemik uçlarını korumakla görevli. Aynı zamanda kıkırdak tabi üzerine yük bindiğinde önemli bir görevi daha var. Eklem bölgesine bindiği yükü azaltmak için incelme gibi özel bir yeteneğe sahip. Yani yük bindiğinde inceliyor ve yükü hafifletiyor. Yük kalktığında tekrar eski haline dönerek görevini yerine getirmiş oluyor. Yani kıkırdağın da o bölgede yer alması belli bir amaca yönelik olarak gerçekleşiyor. Tabii kıkırdak atığını, çöpünü eklem sıvısının içine bırakıyor. Ve bakın yine burada ortaya bir sorun çıktı. Eklem sıvısının kirlendiğinden bahsediyoruz. Bu sorun da eklem sıvısının içinde yaratılan temizlikçi işçiler, temizlikçi hücreler tarafından çözülüyor. Yani her an eklem sıvımızın bu kirlilikten temizleyen görevli işçiler var, görevli hücreler var. Ve biz hiç farkında bile olmadan şu anda eklem sıvımızın içinde bu hizmet bize her an sunuluyor. Üzerimizde Allah'ın merhameti ve üzerimizde Allah'ın nimetleri gerçekten tahmin ettiğimizden çok daha büyük. Biz artan bilgimizle birlikte bu detayları öğrendikçe Allah'ın her şeye gücü yettiğini ve ona neden yönelmemiz gerektiği, ona neden teşekkür etmemiz gerektiğini de daha iyi anlayabiliyoruz. Bu anlamda bilgimizin artması kesinlikle çok önemli. Biz eklem bölgesindeki tasarımı bütün olarak düşündüğümüzde, yani olması gereken yerde, olması gerektiği kıvamda, olması gereken miktarda ve olması gereken içerikte bir yağlamayı gördüğümüzde elbette ki bu tasarım karşısında bir tasarımcı arıyoruz. Ve bunun bilinçli şekilde yaratıldığından emin oluyoruz. Yaratıldığımızı daha iyi kavrayarak Allah'a daha gönülden teslim olmamıza bu bilgiler vesile oluyor. İnşallah bir sonraki videoda ateist arkadaşların, yani bir yaratıcının olmadığına inanan arkadaşların bu tasarımların, örneğin eklemdeki tasarımın kör tesadüfler sonucu oluşabildiğine inanan arkadaşların bu konuda getirdikleri bazı itirazları göstermek istiyorum. Bu cevapların neden geçersiz olduğu, nasıl mantık hataları içerdiğini, veremedikleri bu cevapları sizlere bazılarını göstermeye çalışacağım. Bir sonraki videoyu da mutlaka izleyin. Videoların yararlı olduğunu düşünüyorsanız siz de paylaşarak destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selam ve sevgilerle.